Sarimüddin el-Vezir, Yemenli Zeydi, müçtehit ve usulcü. Zeydi kaynaklarda mutlak müçtehit olarak takdim edilen Sarimüddin İbrahim bin Muhammed el-Vezir, Hicri 834, Miladi 1431 yılında Yemen'de doğdu. Kaynaklarda tam olarak nerede doğduğu yer almasa da, babasının doğum yerinin Sade olması ve bir müddet burada yaşadıktan sonra yakınlardaki bir köy olan Ayana gitmesi, en sonunda da Sana'ya göçüp orada vefat etmesi el-Vezir'in bu üç yerden birinde doğduğunu göstermektedir. Asıl adı Sarimüddin İbrahim bin Muhammed bin Abdullah bin Hadi bin İbrahim bin Ali bin Murtaza el-Vezir'dir. İlk önce babasından dersler alan el-Vezir, Sana ve Sade şehirlerinde öğrenim görmüş, pek çok ilimdeki kabiliyetiyle dikkatleri çekmiş ve zamanının ilimdeki başvuru kaynağı haline gelmiştir. El-Vezir, hafız ve şairliğiyle de öne çıkmıştır. Önemli üstadlarından bazıları, İmam Mutahhir bin Süleyman, Allame Muhakkik Ali bin Musa Eddevari ve Allame İsmail bin Ahmed en-Necrani'dir. El-Vezir'in fıkıh, usulü fıkıh ve hadisle ilgili pek çok eseri vardır. Pek çok meşhur fukaha ondan ders okumuştur. El-Hadi bin İbrahim bin Muhammed, İmam Mütevekkil Alellah, Yahya Şerafüddin bin Şemsüddin, Allame Ahmet bin Kasım bin Ahmed el-Himeyri, Es-Seyyid el-Bakır bin Muhammed bin Yahya el-Kasım, Ahmet bin İbrahim talebelerinden bazılarıdır. Sarimüddin İbrahim bin Muhammed el-Vezir'in yaşadığı 9. asır ve 10. asrın ilk çeyreği Yemen'de değişimlerin, şiddetli hakimiyet mücadelelerinin ve sıkıntıların olduğu çalkantılı bir zaman dilimini ifade eder. Bu dönemde Yemen'de imamet mücadeleleri yanında Tahiriler, Memlüklüler, İsmaililer ve Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti mücadelesi söz konusudur. İbnül Murtaza'nın vefatından sonra imametini ilan eden El-İmam El-Mutahhar bin Muhammed bin Süleyman El-Hamzi Kevkeban ve civarını elinde bulunduruyordu. Sana ise onun muhalifi İmam Nasır bin Muhammed'in, Sade ise Müeyyed ailesinin elindeydi. İmam Nasır bin Muhammed'le arasında çıkan ayrılıktan dolayı bu dönemde Sana'da bulunan Sarimüddin İbrahim el-Vezir ailesiyle birlikte Sade'ye gitti ve orada siyasi çekişmelerden uzak kalarak ilim ve telifle meşgul oldu. Sana ve Sade'de pek çok önemli ilim adamından ders aldı. Bu süreçte imamlar arası imamet mücadeleleri ve çekişmeler devam etmiş, ayrıca Tahiriler hanedanına da son verilmiştir. Yemen'de hüküm süren Tahiriler, Şafii mezhebine bağlı Sünni bir hanedan olup, Şafii mezhebine ait eserlerin onların döneminde Yemen'e getirildiği ileri sürülmüştür. Bu da gerek El-Vezir'e, gerekse Yahya bin Hamza ve İbnül Murtaza'ya Eş'ari usulcülerinin eserlerini tanıma imkanı vermiş olmalıdır. Yemen'deki çekişmelerden dolayı hayatının sonlarına doğru bazı sıkıntılar yaşayan El-Vezir, Sana'da Hicri 914 yılında vefat etti. Kabri meşhurdur ve sürekli ziyaret edilir.